Malumunuz Başbakan Ahmet Davutoğlu Irak'ta. Maliki döneminde Ankara-Bağdat ilişkilerinde bir gerilim olmuştu. Bu ziyaret Haydar İbadi hükümetiyle birlikte Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa olarak tanımlanabilir mi? Kesinlikle, çünkü dikkat ederseniz Maliki döneminde size bahsettiğiniz gibi ilişkiler sonuca gerilmişti ve hiçbir ilişki neredeyse yoktu. Ama en son Irak Dışişleri Bakanı Cafer'in Türkiye ziyaretiyle beraber yeni bir sayfa açıldı. Şu an Davutoğlu'nun bu ziyareti biraz daha tekrardan daha makul bir şekilde Türkiye-Irak ilişkilerini konumlandırmak. Belki bunun sonrasında belki Haydar İbadi de bir Türkiye ziyareti yapabilir ama en nihayetinde bu yeni bir boyut. Çünkü dikkat ederseniz her iki tarafta da bir iktidar değişikliği oldu. Yani iktidardan kastım kişi değişikliği oldu. Nurel Maliki malum orada Irak'ta iktidardan gitti. İşte Türkiye'de Erdoğan Cumhurbaşkanlığı yeni bir başbakan var. Dolayısıyla bu yeni dönemde yeni coğrafi şartlar var. Yeni jeopolitik gerekçeler var. Dolayısıyla yeni bir sayfa diyebiliriz. Ama tabii bu ilişkinin bundan sonraki ilişkinin doğası bu ziyaretler çerçevesinde çekilenecek. Peki efendim, malumunuz Erdoğan'la Maliki arasında 2008'de bir işbirliği mekanizması imzalanmıştı. Gerilen ilişkiler düzeyinde bu da durma noktasına gelmişti. Şimdi yeni bir anlaşma olabilir mi bu noktada? Davutoğlu'nun Irak ziyaretinden böyle bir sonuç çıkartabilir miyiz? Şimdi zaten bu yüksek düzeyli stratejik işbirliği anlaşması zaten yürürlükte. Dolayısıyla bu bir mekanizma biraz işlevsiz hale gelmişti. Ama tabii o dönemki şartlar biraz da özellikle Maliki'nin özellikle bölücü yani sektaryen politikalar, Şii ve Sünni alanında sektaryen politikalar takip sonrasında bu olmuştu. Fakat şu anki süreçte ben bunu tekrar aktif hale gelecek kanadım. Zaten Türkiye-Irak ilişkilerinde en yüksek düzey bu. Yani eğer liderler arasındaki ilişki yani bozulmazsa zaten bu mekanizma daha etkili olabilir. Çünkü Türkiye-Irak ilişkilerinin birçok boyutu var. Ekonomik boyutu var, siyasi boyutu var, güvenlik boyutu var. Şimdi IŞİD boyutu var, Kürt meselesi boyutu var. Dolayısıyla aslında Türkiye-Irak ilişkileri görünenin çok çok daha boyutu. Dolayısıyla bu tür yüksek düzeyli işbirliği mekanizmaları üzerinden zaten bu sorunlar detaylı bir şekilde görüşülebilir. Peki efendim, malum Bağdat'ın Erbil'e gidecek Başbakan Ahmet Davutoğlu. Şu süreçte IŞİD dediniz az önce. IŞİD'le mücadele noktasında Kobani'ye geçişler Türkiye üzerinden sağlanmıştı. Peki yani enerji meseleleri de var bu noktada. Ankara-Erbil ilişkilerinin seyri nasıl olur? Şimdi Ankara ile Erbil ilişkileri aslında son 5 yıldır gayet iyi. Hatta Amerika bu konuda da Türkiye eleştiriler yöneltiyordu. Yani Erbil ilişkilerini çok iyi, çok iyi ve bir nevi Irak'ı bölüyorsunuz diye. Türkiye'nin aslında asıl yapmak istediği burada şu. Yani hem Erbil ile hem de Bağdat'ta iyi ilişkiler kurmak istiyor. Ve özellikle petrolün Türkiye üzerinden uluslararası piyasa transferi istiyor. Ama buradaki mesele şu. Erbil ile Bağdat'ın arasındaki sorunların çözülmesi. Dolayısıyla bu ziyaretin önce Bağdat'a sonra Erbil'e yapılacak olması başbakan tarafından anlamlı bir şey. Her iki tarafı da böyle önemi gösteriyor. Erbil şu an için Irak'ta kuzey bölgesinde güvenli bir bölge. Oradaki yatırımların %85 nerede Türk firmaları yapıyor. Dolayısıyla ticari anlamda Türkiye için ciddi bir merkez orası. Zaten onun için Erbil'in bir ayrı bir konumu var Türk dış politikasında. Kuzey Irak için Kürt sorunuyla doğrudan bağlantılı olarak. Dolayısıyla ama tabii Türkiye nasıl niyeti? Yani eğer mümkün olursa Bağdat'la Erbil arasındaki sorunları çözüme ulaştırmak ve sonrasında daha kapsamlı ve karşılıklı her iki tarafın ve her tarafın kazandığı bir mekanizmaya doğru Türkiye-Irak ilişkilerini ve Türkiye-Erbil Kürdistan bölgesi ilişkilerini biraz daha mekanizmaya sokmak. Petrolden siz de bahsettiniz. Şimdi ben de o konuya geleceğim. Merkez Irak hükümeti ile Irak-Kürdistan yönetimi arasında uzun süredir devam eden petrol gerginliği sona erdi. Bir anlaşmaya varıldı. Bu anlaşma Ankara'ya etkisi ne olur bu anlaşmanın? Çünkü eski Başbakan Maliki döneminde Kürt petrolünün Türkiye üzerinden dünyaya pazarlanması ilişkileri gerilmesine neden olmuştu. Bu süreçte nasıl bir gelişme bekliyorsunuz? Şimdi bu pozitif bir gelişme. Türkiye'de zaten dikkat edersin tek taraflı olarak Kuzey Irak'taki petrol uluslararası piyasaya vermek istemiyor. Çünkü bir taraftan Erbil ilişkileri geliştirirken Bağdat ilişkileri kötüleştirmek istemiyor. Erbil ile Bağdat arasında yapılan bu zemini anlaşma, bu anlaşmasında Türkiye'nin de elini çok rahatlatıyor ve Irak petrol uluslararası piyasaya verilmesinde Türkiye'nin elini güçlendiriyor. Zaten Türkiye zaten böyle bir şey talep ediyordu. Bu anlamda Türkiye için de pozitif bir gelişme oluyor kanaatindeyim. Tabi buradaki asıl mesele şu. IŞİD malum orada Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de belli yerleri kontrol ediyor. IŞİD'in kontrol ettiği petrol bölgeleri var. Bu Irak petrolünü özellikle Erbil'deki petrolün Kuzey Irak'taki petrolün nasıl Türkiye'ye güvenli bir şekilde aktarılacak bu ayrı bir mesele. Güvenlik meselesi. Petrolle beraber bence Erbil, Bağdat, Ankara hattında bu güvenlik boyutu da ayrı bir tartışma konusu oldu. Belki 2 yıl öncesine göre şu aşamada belki çok kolay olmayacak bunu transfer etmek ama en azından yani Bağdat ve Erbil arasındaki yapılan anlaşma Türkiye için ciddi bir katkı diye düşünüyorum ve bu ilişkileri daha da derinleştirecek. Peki az önce Ankara ile Irak arasındaki ilişkinin ABD'yi birazcık sinirlendirdiğinden de söz ettiniz. Amerika'nın Irak'tan çekilmesinin ardından
ki yaşanan süreci değerlendirecek olursanız şu anda İran, Amerika'nın Irak stratejisi nedir sizce? Şimdi aslında Amerika'nın Irak stratejisi şu aşamada önceleri biraz merkezi hükümet Bağdat'la yoğunlaşmıştı. Kürt bölgesinde göreceli olarak otonomi sağlamaktı. Ama IŞİD meselesiyle beraber son bir yıldır Türkiye'nin, yani özellikle Amerika'nın Irak ve Suriye politikası biraz değişmiş durumda. Bunun da kastım şu: IŞİD tehdidi birincil bir tehdit haline gelmiş durumda. Yani şu an güvenlik gerekçeleri çok son derece önemli. Dolayısıyla bütün politika IŞİD'i yok etme üzerine kurulmuş durumda. Ama bir taraftan da çok ciddi bir askeri varlık gönderme niyeti yok. Sadece havadan bombardımanlar yapılıyor. Bence şu an şu aşamada net bir politikadan bahsetmek belki zor ama IŞİD'e yönelik, IŞİD üzerinden Irak'la Amerika'nın kurduğu bir politik ilişki var. Dolayısıyla bu da güvenlik merkezi bir ilişki. Ama bir taraftan da şunu hala Amerika kabul etmiş değil. Yani de facto Irak'ın üçe bölünmüş olmasına rağmen bunun de jure bir şekilde bölünmesini kabul etmiş değil. Nihayetinde Biden 2005'te yazdığı raporda bunun doğru olacağını söylese de, yazmış olsa da, ama şu aşamada biraz daha merkezi hükümetin bütününe önem veriliyor. Çünkü IŞİD meselesinin köklerinde en temel mesele Sünnilerin biraz daha kendilerini Irak siyasetinden dışlanmış hissetmeleri ve bu çerçevede IŞİD'e destek vermeleri. Biraz o merkezi hükümetin kapsayıcılığına sanki önem veren bir yaklaşım var. Son birkaç aydır Amerika tarafından da bu destekleniyor. Ki ancak bunun sonucunda IŞİD'in meşru temellerinin yok edilebileceği kanaati var. Dolayısıyla bu anlamda bir taraftan IŞİD üzerine yoğunlaşmış bir Amerikan politikası bahsedebiliriz. Diğer tarafta da Sünnileri biraz daha siyasete çekmeye çalışan ve biraz daha yalnızlığını gidermeye çalışan merkezi hükümet nezdinde bir politika takip ettiğini söyleyebiliriz Amerika için. Peki IŞİD'in Irak'ta hala önemli noktaları elinde bulundurmasını soracak olursak, IŞİD'in varlığı bertaraf edilebilecek mi? Amerika'nın da bu noktada izlediği bir strateji var. Irak'la Türkiye arasında bu noktada nasıl bir işbirliği var sizce? Şöyle, Türkiye zaten Irak ilişkilerinde temelinde şunu söylüyor. Yani merkezi hükümet çok kapsayıcı olması lazım. Eğer kapsayıcı olmazsa ve Sünniler siyasi sürecin parçası olduğunu hissetmezse bu iş mesele çözülmez. Onun için Türkiye ile Ankara ile Bağdat'ın ilişkilerinin böyle bir mesajı var, yani net bir şekilde. Çünkü Kuzey Irak'ta, özellikle Irak'ın kuzeyindeki Sünnilerle Türklerin çok gayet yakın bir ilişkisi var. Türkiye'nin Türkiye bu gücünü, bu yumuşak gücünü de kullanabileceğini söylüyor ama diyor ki birinci adım Bağdat'tan gelmesi lazım, kapsayıcı bir şekilde. Yani bu temeller yok edilmezse IŞİD konusunda başarılı olmamayacağını söylüyor Türkiye. Özellikle Irak'a da bunu söylemeye çalışıyor. Zaten orta vadede zaten IŞİD'in çözülmesi için sosyal temellerin yok edilmesi lazım. Bu en büyük sosyal temelde bir, Sünnilerin siyasi hali, bir de oradaki işte Suriye'deki durumun düzeltilmesi meselesi var. Bu temeller yok edilmezse, yani Türkiye çok net söylüyor, bu güvenlik meselesi değildir. Güvenlik ikinci bir meseledir. Asıl sosyal ve siyasal bir meseledir. Bunun sonucunda ancak bu sorun çözülebilir. Başbakan Ahmet Davutoğlu da, gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan da dediğiniz gibi bu noktaya zaten özellikle sosyal meselelerin giderilmesine zaten dikkat çekiyor. Peki Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden Türkiye'ye geliyor. Bu ziyaret kapsamında, bu ziyaret öncesinde de G20 zirvesinde Davutoğlu ve Obama görüşmesinde özellikle Amerika'nın IŞİD politikasının değişebileceği, işte Esad'ın öncelikli olarak Esad probleminin çözülmesi noktasında artık yön değiştirdiği yönünde de haberler var. Davutoğlu da bunun sinyallerini aldığını söyledi. Sizce değişecek mi bu politika? Bunun için biraz beklemek lazım. Çünkü her ne kadar Amerika bir ay önceki pozisyondan biraz değiştirmesi olsa da, yani aslında temel hedef şu: IŞİD'i yok etmek her iki taraf içinde. Türkiye diyor ki IŞİD'i yok etmek için Esed'i yok etmemiz lazım, Esed'i indirmemiz lazım. Ama bir taraftan Amerika diyor ki ben Esed'le şu aşamada karışmak istemiyorum çünkü Esed sonrasında ne olacağını bilmiyorum yaklaşımında. Ama biraz daha Amerika sanki son dönemde şunu anlamış gibi: IŞİD meselesi Esed meselesiyle doğrudan bağlantılı, o sorun çözülmeden çözülemez. Biden'ın ziyareti bu çerçevede bu çerçevede görüşmelerin yapılacağı bir imkan sağlayacak. Ama şu aşamada net bir işbirliği ve Amerika'nın keskin bir pozisyon değişikliğinden bahsetmek zor. Amerika biraz da hala diğer opsiyonları görme niyetinde olduğu kanaatindeyim.